Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Mutfağımızda bugün sizler için harika bir kahvaltılık tarifim var. Hepimiz menemen yapmayı ve yemeyi çok severiz. Ve menemenlerimizi herkes farklı bir şekilde hazırlar. Bugün ben sizlere sucuklu menemen hazırladım. Tarifimiz için menemenimizi yapabilmek için mutfağımıza doğru ilerlerken malzemelerimizi de hazırlayalım. 2 adet yumurta, 3 adet domates, 4-5 adet sivri yeşil biber ve doğranmış sucuklara ihtiyacımız var ve tabi biraz da tereyağına. Malzemelerimizi hazırladık ise hep beraber mutfağımıza geçelim ve yapım aşamalarına başlayalım. Ocağımızın içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı aldık ve ocağımızın altını açtık. Tereyağımızı eritelim. Eriyen yağımızın içerisine 4-5 adet sivri biberi ince ince doğradım. İlave ediyorum. Biberlerimiz iyice pişinceye dek yağımızı da soteleyelim. Biberlerimizin içerisine sucuklarımızı da ilave edelim. Sucuklarımızı da bu şekilde doğramıştım. Sizler dilerseniz yuvarlak olarak da kesebilirsiniz. Ve kabuklarını soyup yine yemeklik doğradığımız domateslerimizi de ilave edelim. Bu arada yumurtalarımızı hazırlayalım. Kişilik sucuklu menemen hazırladığım için 2 yumurta kullanacağım. Sizler kişi sayınız çoğalırsa yumurta sayınızı da ilave edebilirsiniz, artırabilirsiniz. Menemenimizde soğan kullanmadım. Eğer sizlerin damak tadınıza uygunsa, damak zevkinize uygunsa biberden önce domates soteleyebilir. Soğan soteleyebilirsiniz. Biberden önce soğan soteleyebilirsiniz. Ben ilave etmedim. Bu sizin kendi damak tadınıza kalmış bir şey. İsteyen katabilir. Sucuğumuz tuzlu olduğu için çok az da tuz ilave ediyorum. Domateslerimizin iyice pişmesi gerekiyor. Bu arada
biraz beklememiz lazım. Domateslerimiz de artık iyice pişti. Şimdi yumurtamızı ilave edelim. Ve kapağını kapatalım. Ocağımızın altında kısalım. Kısık ateşte yumurtalar pişinceye dek bekleyelim. Menemenimiz artık pişti. Ocağımızın altını kapatalım. Besleyici ve sevdiklerinizle paylaşın. Lezzeti sizler de yapın. Kahvaltılarınızda hazırlayacağınız bu güzel lezzeti sizlerin de çok beğeneceğinizden eminim. Mutlaka daha öncesinde de evlerinizde bu güzel lezzet hazırlanıyordur. Bir de bizim tarifimizi de deneyip ve tekrar sevdiklerinizle buluşturun. Bu arada sizlere daha farklı klasik menemen tariflerimize de ulaşabilmeniz için yukarıya link bırakıyorum. Bu linki tıklayarak daha önce hazırladığım menemen tarifime kolayca ulaşabilirsiniz. Bizden farklı menemen tarifi isteyen öğrenci kardeşlerimiz sizler için hazırlamış olduğumuz bu güzel ve değişik lezzeti mutlaka sizler de hazırlayın ve tadın. Yorumlarınızı da bize bırakın lütfen. Bu arada sizler için farklı bir tarif daha önerim olacak. Daha önceden hazırlamış olduğum baharatlı, peynirli, güzel bir ekmek kızartması hazırlamıştım. Bu tarifim için de sizlere bir link bırakıyorum. Bu linkten, yukarıda göreceksiniz linki. Bu linkten tıklayarak yapılış aşamalarını izleyebilirsiniz. Ve sizler de kahvaltılarınızda bu güzel ekmek kızartmasını hazırlayıp yiyebilirsiniz. Pazar sofralarınız için de güzel bir alternatif olacaktır. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Peynirli baharatlı ekmek kızartması tarifimiz kanalımızda en çok denenen ve en çok beğenilen tarifler arasındadır. Deneyip, beğenip, güzel dönüşler yapan tüm izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Evet, artık menemen tarifimiz soframıza geldi ve artık sevdiklerimizle buluşmak üzere. Çayımız da hazır. Çayımızı da bardağımıza dolduralım. Yanında zeytinimiz, peynirimiz ve reçelimiz. Dilerseniz ekmek de tüketebilirsiniz. Biz ekmek sever bir toplum olarak ekmeğimizi soframızdan eksik etmiyoruz. Tabii fazla yememek koşuluyla. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beğendiniz ise lütfen beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Gelecek olan yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.